Kenar ben. Kalbi kırık, hakkı yenmiş, seni gerçekten seven halk çocuğu. Ne oldu lan gene sabah sabah 10.000 liralık gazeteye slogan bulur gibi? Ne yaptın kendi kendine de arıyorsun gene ha? Hayır, ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar söyledi. Kulağıma hoş olmayan bir takım duyumlar geldi. Onun için rahatsız ediyorum. Buyur bakalım. Bütün cinslere birer birer bağlanıyoruz. Şimdi hattımızda sen varsın. Tabii, haklısın. El alem eve servise geliyor. Biz telefonda kaldık. Doğrudan eve geliyorlarmış. Kim geliyormuş lan eve? Vallahi ben bilmiyorum. Bak, başkasının yalancısıyım. Ama duyduğuma göre eve ninja alıyormuşsunuz. Yanlış duymuşsun oğlum sen. O abimin misafiri, kurs hocası. Halıyı dövüp gidecek. Misafir mi değil mi bilemem ama duyduğuma göre sabahlara kadar evinizde kiremitler kırılıp kılıçlar yutuluyormuş Sıdıka. İçilen sakinin, atılan çığlığın haddi hesabı yokmuş. Ay herife bak ya. Bahçeye bir tane karateci girdi diye ninjalara eğlence programı yazıyor. Manyaksın oğlum sen. Asıl manyak o herif Sıdıka. Delirmiş o ya. Kendini ninja zannediyor. Geçen gün soğukluk hissini beynimde küçük bir nokta haline getirdim. Üşümüyorum diye süpermarketin donmuş gıda reyonuna kilitledi kendini. E market birbirine girdi. Alışveriş aksadı. Ondan sonra sağda solda dolaşıp konsantre olacağım, eve doğalgaz bağlatacağım diye hikayeler anlatıyormuş. Azıcık oynatmış o herif yani. Hala dövüyor ya, ona bak sen. Hala dövmek, çöp dökmek, bütün bunları ben de yapabilirim Sıdıka. Hatta ben çok güzel çamaşır yıkarım. Varsa evinde iç çamaşırların hemen gelip alayım. Hani dantelli filan hiç fark etmez. Şol eşek! Ulan gel de bizim bahçede kiremit yerine seni kırsınlar bir güzel. Bak o biraz zor. Ben dövülebilir bir insan değilim. Dövülemez diye yetki belgem var elimde. Mühürlü imzalı filan. Ayrıca o herif ninjaysa biz de delikanlıyız. Ne oluyor sen delikanlı olunca ha? Marifetin, mesain ne? Bak şimdi, elimi sandalyenin altına koyup üstüne oturacağım. Hiç canım yanmayacak. İstersen parmaklarımı birbirine zımbalayabilirim de. Yapmamı ister misin? Yapayım mı? He? Lan salak! Telefonla konuşuyoruz. Hem ben yap desem bile nereden bileceğiz yapıp yapmadığını? Aşk olsun. Sen bana güvenmiyor musun? Yazıklar olsun sana. Demek duyduklarım doğruymuş. Ne duydun sen? Belli. O ninja. O ninjaya gönül verdin ha. Ulan şurada dağ gibi kenar dururken gittin o salak herife gönül verdin ya. Helal olsun sana Sıdıka. Ya daha neler? Senin beynin hastalıklı oğlum. Sağdan soldan duyduklarını kafanda iyice yamultup ondan sonra kendin de inanıyorsun. Bak yar etmem o herife seni. Ninja minja dinlemem, alırım aşağıya valla. Arkadaşlar organize etti mi kuytu bir köşede yakalar, bitiririz işini valla. Demek delikanlılık kitabında öyle yazıyor ha? Kuytu bir köşede sıkıştır bitir işini. Olan herif ninja minja ama hiç değilse meslek etiği var. Ne demiş Vampçu? En uyuz merkep bile çifte atacağı zaman yılanın ortaya çıkmasını beklemek durumundadır. Ya? Sen nereden biliyorsun bunu lan? Kitapta okudum. Dövüş felsefesi kitabı. Batur Alp Hoca verdi. Ne? Bir de kitap mı verdi o herif sana? Sen kopmuşsun kızım. Ben de seni namuslu bir kız zannederdim. Kama Sutra kitabı okuduğuna göre. Ne Kama Sutrası be? Öyle olsun Sıdıka. Bana bunu yapmayacaktın. Şunu bil ki intikamım çok acı olacak. Göreceksin Sıdıka Hanım. Alo. Ha iyi günler. Zekeriya Sakay'la görüşecektim. Buyurun, ben Zekeriya Sakay. Zekeriya amca, kısa konuşacağım. Kızınız eve erkek alıyor. Ne? Ne diyorsun lan sen? Alo! Alo! Lan kimsin lan sen? Bir dost. Şimdi göreceğiz seni Sıdıka Hanım. Bakalım ne yapacaksın? Sen de yüz verip durma şuna. Şımarıp iyice tepemize alo çıkacak. Zekeriya, gel. Alo de gel. Kalk lan sana. Ulan hareket et be. Koş. Ya telefon geldi salon. Alo de. Alo, kimsin? Pişmanım. Ne? Zekeriya Bey. Evet, kimsiniz? Ben bugün bir yanlışlık oldu da Zekeriya abi. Yani hani bugün
Sizin iş yerinize bir telefon geldi ya. Yanlışlık oldu, yanlış almışım numarayı. Ben bir marangozhaneyi arıyordum. Hani eve erkek alan kız olayı vardı ya. İşte o esasen marangozun kızı. Abi olay tamamıyla bir isim benzerliği. Marangozun ismi de Zekeriya yani. Anlatabiliyor muyum? Ne diyorsun kardeşim sen? Ne marangozu? Lütfen sözümü kesmeyin baba. Ne babası lan? Yani lafın gelişi yani. Siz baba bir insansınız Zekeriya Bey. Kızınızın yok yere günah alınmış oldu. Şey yüzünden. Telefon attı yani. Esasen Sıdık Hanım namus timsali bir insandır. Kimsin kardeşim sen? Bir dost. Hani öğlen arayan. Bana bak lan eşi olaşık. Git kendine dalga geçecek başka ev bul. Dalga değil, bir hakikati ortaya çıkarmak adına yani. Yani. Bir daha da bu evi arama, kötü olur bak. Oğlum amatör ninja bir insandır. Fena dayak yersin. Canım Gülüm. Her türlü tuhaf insanı, babam, annem, abim ve biraz da ben barındıran evimizi bugün hepimizden tuhaf bir insan ziyaret etti. Abimin karate kursu hocası, dövüş sanatçısı Baturay Dinçler. Bu sabah abimle bahçede açık hava çalışması yapıp halı dövdüler. Sonradan öğrendiğime göre annem mutfaktaki büyük tüpü de onlara taşıtmış. Diyeceğim şu ki bugün evimize bir ninja geldi. Söyleyince tuhaf duruyor, onun için yazıyorum. Bir kötülüğünü gördüm diyemem. Sadece telefon sapığımız Kenan mahallede ışık hızıyla eve adam alıyorlar dedikodusu çıkartmış. Akşam babam beni biraz hırpaladı. Annem hoca olduğu için ona saygı duyuyor. Halı dövdürüp tüp taşıtmak işine geldiği için bu ninja bizim eve daha çok gelir diye tahmin ediyorum. Babam dedikodulardan ürküp ninjaya tavır aldı. Bakalım ilerleyen zamanlar ne getirecek? What? Dediğini duymuyorum anne. Gel de burada söyle. Ne oluyor kız? Ha? Gülü gülü dans yapar gibi sabahtan beri elinde o değnekle. Ha? Ne ötüyorsun? Ne var ya iki kere ötüyorsak aman be. Kız baban gebertir seni Sıdık'a kız. Vallahi billahi gebertir. Ha? Bak şimdi şu anda gebertirse gazetelerin üçüncü sayfasına ancak yetişirsin Sıdık'a. Sinop'taki akrabalar da kupon keserken cesedini teşhis ederler ve böylece atladıkları gibi otobüse doğru buraya gelirler. Öbürsü gün öğlen namazına müteakip seni gömüveririz çocuğum. Yok ya, iyi ki iki kere dım tıs filan dedik. Karı iki dakikada cinayet romanı yazdı. Ey mi mezba mı belli değil. Kız yapma diyorum. O sopayı nereden buldun Sıdık? Bu bir baget. Metallica'nın davulcusu Sayın Lars Ulrich. Ne? İthal Ramazan davulcusu mu bu adam ha? Ne iş yapıyor? Ya Metallica dediğimiz bir müzik grubu anne. Sayın Lars Ulrich de bu grupta davul çalıyor. Bak şimdi senin anlayacağın biçimde özetleyeyim ben olayı. Sıdık'a senin çenen ayarı yok ki özeti yapasın ha? Yani iki saat konuşsan ancak özet yaparsın Sıdık'a. Hayır özet yarım bırakılmazmış. Özet arkadan ağlarmış falan falan. Tamam söz kısa keseceğim. Bak Metallica bizdeki kargo grubu gibi bir şey tamam mı? Lars Ulrich de kargo grubunun yakışıklı solisti Koray gibi bir insan. Şimdi bu sopayı yani bageti davula vurmak suretiyle evine ekmek getiriyor. Anladın mı? Bu sopanın senin elinde ne işi var? Elin herifinin bu sopası. Ha? Ya anneciğim ya millet birbirini yiyor bu baget için. Vallahi ya tut kız sen de tut. Torunlarını anlatırsın. Hadi Lars Ulrich'in bageti bu. Git kız. Aa ben manyak mıyım? Senin gibi böyle el alemin sopasını elimde tutacağım. Sıdık'a. Ay sen ya babanı öldürecek misin çocuk kendini ha? Bana bak beni dinle. Doğuran kız seni baba. Kombi mutfak setinde böyle cızbız kızartır. Ya? Kızım her gün bir cinslik yapmaya mecbur musun acaba? Ya ne alakası var ki şimdi anne ya? Ya bu baget benim değil ki zaten. Ay biliyoruz demin Cerek söylemiştin. Metorik miymiş neymiş işte oymuş sahibi. Yok o dediğin ilk sahibi. Şimdiki sahibi İcazet Hanım teyzenin kızı Zehra. Ne? Zehra da mı giymiş meteoriye? Koray'la mı birlikteymiş? Buna ne alakası var ya? Bak şimdi. Zehra ile abisi Metallica konserine gitmişler. Tamam. Orada Lars Ulrich sahneden bir fırlatmış bageti bunlar yakalamışlar.
Ama abisi Metallica hayranlarına 50 milyon liraya satmaya çalışıyormuş. Zehra da o yüzden saklayayım diye bana verdi. Zehra vefalı bir hayran. Abisi ise maddiyatçı bir hayvan. Aman götür geri ver o zaman. Ben evimde öyle şeytan aleti istemem. Yanlışım var anneciğim. Bu bir müzik aleti, şeytan aleti değil. Ne var kız, yalan mı ha? Ben gördüm bir kere o herifleri televizyonda. Ha. Civcivleri böyle parçalıyorlar, eziyorlar. Gitarları kırıp hay 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 haykırıyorlar. Heriflerin safi şiddet ya her şeyi. Haydi güleyim bari. Demin babamın beni nasıl parçalayacağını anlatan laflarının yanında Metallica'nın şarkı sözleri daha dün annemizin kollarında kalır. Sanki sen safi şefkatsin. Baba yapma anneye, bana bak. Vallahi bak, babada ben seni doğrattırıyor muyum, doğrattırmıyor muyum? Gör bakalım sen. Heh. O manyak fikirlerle dolu beynini böyle parmakların arasına alıp deniz anası gibi cop tadanak sıksın. Gör günlü Sıdıka, gör sen bak. Buyurun bakalım, çaylar şiddetten. Ne konuşuyorsun kız öyle arkamdan, ha? Ne dedin sen bakayım? Ya yok, hiçbir şey söylemiyorum. Ya anneciğim, elinde sonunda bu da bir müzik ya. Ne iddetleniyorsun ki hemen? Bak, iki dakika dıstım dıstım dedin. Şeytan girdi işte ruhuna. Anneye höykürüp duruyorsun Sıdıka. Ha, biz de zamanında müzik dinledik kızım. Müziğin ne olduğunu biliriz. Bunlar müzik mi? Oturduğun yerden nasıl bu kanaate varıyorsun anne? Hiç dinledin mi? Aman, dinlesem ne olacak? Bir defa bunların dili yabancı. Vatana millete küfür mü ediyorlar belli değil. Hepsi de böyle anlamadan bilmeden kafa sallıyor. Anne müziğin dili evrenseldir bir kere, tamam mı? Anlamak için ille de dil bilmem icap etmez. Do notası, re notası ne mesaj veriyor ona bakmak gerek. Güzel. Sıdıka o zaman ben de sana bir nota mesajı vereyim ha? Şöyle kısaca. Höt! Höt mü? Dur bakayım. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Anne atıyorsun. Höt diye bir nota yok, tamam mı? Sen öyle san Sıdıka. Bu dediğim protesto notası. Memleketler birbirine çok kızdığı zaman bu notayı çekiyorlar ya. Yok ya. Ya sen de ayağını denk al. Öyle anneye isyan falan etme. Otur oturduğun yerde. Öyle tepinmek sana hiç yakışmıyor. Ha, abim maçlarda kendinden geçinceye kadar tepinirken bir şey olmuyor ama. Böyle güzelim şarkılara silme küfür yazıp tepiniyor ayı. Kız abi spor yapıyor bir defa. O metalciler gibi saç baş uzatıp tepinip isyan etmiyor. Bunu mu Sıdıka? Bir daha o metalci Zehra ile görüştüğünü görmeyeceğim, tamam mı? Ha? Onları babalarına şikayet edeceğim. Bacağından cap diye ayırsın herif. Tamam. Sonra bu gece mahallenin çıkışına toplu mezar kızın anne. Babam gider de progresif rockçı ve metalci avına çıksınlar ha? Yani dinle iki dakika ya. Bu müziğin bir felsefesi var. Şiddetle falan alakası yok. Ama ay ne olmuş felsefesi varsa? Baban da Sokrates. Çok anlar Sıdıka. Ya. Ne dolaşıp duruyorsun kedi gibi peşimde, ha? Sen beni bu yaştan sonra metalci mi yapacaksın Sıdıka? Hayır, sadece ön yargılarımı gidermeye çalışıyorum. Allah Allah, ben kendi ön yargımı kendim şey ederim. Yani olmadı, beceremedim, babana söylerim, o şey eder. Buyurun bakalım, kim bilir ne zannetti ön yargıyı? Al, kusura bakma, biz cahiliz çocuğum. Senin gibi okuyamadık yani. Hadi hadi, bırak bu numaraları. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp, tamam mı? Şiddet var diye müziği eleştiriyorsun ama gerçek şiddet hayatın bizzat içinde. Orta Doğu'da, Amerika'da, kenar mahallelerin tecavüz ve linçsever insanlarında. Allah Allah. Ama bizim mahallede öyle içip içip deli gibi kafa sallamıyorlar. Anneciğim sana tuhaf gelebilir ama bir gazoz markasının sponsorluğunda yüz binlerce lira bilet parası verip anahtarlık, yüzük, tişört, poster, kutu kutu bira tüketince, üstte biraz da kafa sallayıp uçunca, yani her şey dönmeye başladığında belki de dünya dönüp yerli yerine oturuyor. Yani insana dair her şeyim çok anlaşılır hem de çok anlaşılmaz. Anne, çok mu ağır konuştum kız? Kafam mı karıştı? Ay hayır, aa, hiç de karışmadı kafam. Hepsini anladım. Sen beni aptal mı sandın ha? Alo? Ha Gonca Gülsel misin kız? Yok bir işim yok. Ha kızla konuşuyorduk öyle felsefeden falan ya. Biz öyle konuşuruz arada havadan sudan varoluşçuluk falan ya. Yok yok. Aa unutmadım. Tamam geliyorum hemen.
Hadi hadi görüşürüz, bay bay. Sıdıka, ben Goncagül teyzene gidiyorum. Ya ben de geleyim mi? Çok canım sıkılıyor. Olmaz. Aa, ısrar etme. Bana bak, Metorika ve Sokrates ararsa sen evde ol, telefona cevap verirsin. Özellikle Sokrates Bey ararsa annem Goncagül teyzeye gitti, hemen dönecekti. Peki, olur. Dikkat ettim de anne, birazdan pazar günleri böyle herkesin evde olduğu, daha doğrusu babamın evde olduğu günlerde aile saadetimiz maksimum düzeye ulaşıyor. Cumartesi gecesinden nasıl olsa yarın tatil diye alkol duvarına kafa darbeleri atıyor babam. Sarhoşluğu ertesi günde devam ettiği için evde huzur falan hiçbir şey kalmıyor. Terör esiyor resmen ya. Şu saatlerde babamı şöyle bir evden çıkarabilsek var ya, her şey normale döner. Eğer bu şekilde abimi odadan çıkaramazsak, herif harap ve bitap, öyle bir akıl hastası olacak ya. Ya koçum, koçum. Ne vardı babayla dalaşacak ha? Bana bak kız. Biz bu adamı nasıl evden çıkartırız ha, babanı? Bir yol bul. Bir temizlik operasyonuna başlayalım. Ha? Böyle süpürgeler, yer bezleri, leğenler, mehler filan. Böyle oturacak yer bırakmayalım adamı. Çıksa gitsin herif, he? Dar ederim evi. İyi fikir kız. Ha? Bana bak, babaya böyle herif falan deme salak.